Emekli maaş zammı için geri sayım sürüyor. Ocak ayına gelmeden yılın ikinci yarısına ait enflasyon oranlarıyla belirlenen zam oranı ile ilgili olarak araştırmalar da başladı. Bu kapsamda 2022 Ocak ayı emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Şu ana kadar 3 aylık veri açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda yapılacak zam tutarı merakla bekleniyor. Buna göre, emekli maaş zammı ne kadar, kaç Türk lirası olacak, ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri de o kadar zam alacak, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta %5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon %3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. %3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE, Eylül'de %1,25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Eylül enflasyonu %4,23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %4,23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine %3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı. %5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda %1,23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı. Ekim, Kasım, Aralık enflasyona eklenecek, 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak. 3 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül, TÜFE'ye göre enflasyon %4,23 olarak gerçekleşti. Yılın ikinci 6 aylık verisinin açıklanmasının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşları belli olacak. Zam oranının netleşmesi için son 3 veri kaldı. Ekim ayı enflasyonu 3 Kasım'da, Kasım ayı enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak. Son veri ise yani Aralık enflasyonu 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Böylelikle yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon zam oranı belli olacak. TÜİK'in verilerine göre, 3 aylık enflasyon %4,23 olarak gerçekleşirken, bu orana göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin gelirinde 329 TL'ye varan artış olacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7.792 liradan 8.121 liraya çıkacak. 3 aylık enflasyon sonrası gerçekleşen %4,23 artışa göre, en düşük emekli maaşı, esnafta 2.350 liradan 2.449 liraya, çiftçilerde 1.867 liradan 1.946 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 liradan 2.735 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da 1.626 liradan 1.695 liraya çıkacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB tarafından açıklanan enflasyon tahminine göre, ikinci 6 aylık TÜFE yani Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %5,21 olacak. Bu durum gerçekleşirse 405 liraya varan artış yaşanacak ve en yüksek emekli maaşı 8.237 lira olacak. Sayıları 12,3 milyonu aşan SGK ve Bağkur emeklisi, 2022 yılında yapılacak zam oranı hakkında araştırma yapıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber, 2022 Ocak ayında yapılacak zam oranları da belli oldu. Buna göre 2022 Ocak ayında 3 aylık TÜFE'ye göre %4,23, enflasyon tahminine göre ise zam oranı %5,21 olarak açıklandı. Emekliler 2021 yılında 2 kere zam, 2 kere de ikramiye ödemesi aldı. Ancak giderek artan enflasyonla beraber ekonomik anlamda zorlanan emeklinin gözü Ocak 2022'de yapılacak zamma çevrildi. 2022'nin Ocak ayında yapılacak zam, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon verilerine göre yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK verilerine göre 3 aylık enflasyon %4,23 olarak açıklandı. Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verileri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyon verilerine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 329 liraya varan bir zam yapılacak. Ek ödeme dahil en yüksek emekli aylığı ise 7.792 liradan 8.121 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre ise, ikinci 6 aylık tüfe yani Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranının %5.21'i bulacağı öngörülüyor. Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 405 lira artışla 8.237 liraya ulaşacak. Emekli sandığından ödenen emekli aylıklarına Temmuz ayında %8.45 oranında artış yapıldı. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrası ise, 2022 yılında %8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış yapılacak. Güncel olarak 135 Türk Lirası olan toplu sözleşme ikramiyesi ise 400 Türk Lirası olacak. Hali hazırda geçerli olan memur emeklisi maaş tablosu ise şu şekilde. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinde 2420 TL'den 2624 TL'ye, en düşük esnaf Bağkur aylığı 1763 TL'den 1912 TL'ye, en düşük tarım Bağkurlu aylığı da 1662 TL'den 1802 TL'ye yükselecek. 2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını enflasyon oranları belirleyecek. 2021 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandığı zaman 2022 emekli zam oranları da belli olmuş olacak. Merkez Bankası, TCMB, Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2021 yıl sonu dolar, Türk lirası beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 iken, bu anket döneminde 8,92 oldu. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu, TÜFE, beklentisi bir önceki anket döneminde %16,30 iken, bu anket döneminde %16,74'e yükseldi. 2021 yılına Temmuz ayında yapılan zam oranı ile en düşük emekli maaşları aşağıdaki gibi olmuştur. İşte en düşük emekli aylıkları. Sosyal Sigortalar Kurumu, 2000 öncesi, 2422.624. Sosyal Sigortalar Kurumu, 2000 sonrası, 1500.627. Bağkur, Esnaf, 1763.912. Bağkur, Tarım, 1662.802. Merkez Bankası, TCMB, Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2021 yıl sonu dolar, Türk lirası beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 iken, bu anket döneminde 8,92 oldu. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu, TÜFE, beklentisi bir önceki anket döneminde %16,30 iken, bu anket döneminde %16,74'e yükseldi. 2021 yılına Temmuz ayında yapılan zam oranı ile en düşük emekli maaşları aşağıdaki gibi olmuştur. İşte en düşük emekli aylıkları. Sosyal Sigortalar Kurumu, 2000 öncesi, 2422.624. Sosyal Sigortalar Kurumu, 2000 sonrası, 1500.627. Bağkur, Esnaf, 1763.912. Bağkur, Tarım, 1662.802.